7-8 yıldır hobi olarak uğraştığım bir şey. Bir 4 yıl kadar da atölyeyi kurdum. Çok keyif aldığım bir işi yapıyorum. Yaptığım bu mesleği insanlara öğretiyorum. Ondan sonra atölyede kurslar veriyoruz. Çok güzel dönüşümler yapıyoruz. Aynı zamanda kurslara katılıp bu işi öğrenip icra eden bayanlara da istihdam sağlamış oluyoruz. Yani bu bizi hem mutlu ediyor hem de keyif aldığımız işi yapmış olmanın da ayrıca bir mutluluğu var tabii. Sıkıldığımız mobilyaları tekrar bir anlam katıyoruz. Ondan sonra tekrar bir kullanım sağlıyoruz. Biliyorsunuz mobilyada da hani sürekli yeni trendler çıkıyor, yeni renkler. Ondan sonra yani bayanların isteği üzerine sıkıldıkları mobilyaları moda olan mobilyalara dönüştürebiliyoruz. Aynı zamanda aksesuarlarda da kullanabileceğimiz mobilya ve aksesuarlarda dönüşümler yapıyoruz. Daha az bütçeyle insanların güzel şeylere sahip olmasını sağlıyoruz. Ki bizlere de bu fiyatlar yansıdı maalesef ki. Boyalarımıza zam geldi, evet. Atıyorum mesela yarım kilo su 45 TL olan boyalarımız şu an 65 TL'ye satışta. Ve bu zam bir gecede oldu. Yani tabii ki bizi de etkiledi, müşterilerimizi de etkiledi. Şu an insanların hani hobilerine çok çok fazla zaman ayıramamasının sebebi zamlar tabii ki. Ama yine de tabii her halükarda yani boyalarla yeniden hayat kattığınız, yeniden canlandırdığınız mobilyalarınızı tabii ki daha az bütçeyle yenilemiş oluyorsunuz. Kadınlara yeniden bir istihdam sağlamak bu bizim işimizin de bir amacı aslında. Yani boyalarımızın çıkış amacı bile bu. Şöyle hani atıyorum bir mobilyayı boyayacak olan bir bayanın zımpara yapmadan işte astar uygulamadan direkt olarak mobilyasına boyalarımızı uygulaması bile çok büyük bir kolaylık. Bu tabii ki insanlara hani zaman geçtikçe bir profesyonellik hani kattıkça bunu işe çevirebiliyorlar. Çok var böyle bayan, çok müşterim var bu şekilde. Hem ben yardımcı oluyorum, fikir alışverişi yapıyoruz, yönlendiriyorum. Dediğim gibi hani evlerine bu meslekten katkı sağlayan şu an çok fazla bayan var. Bu bildiğimiz eski kahverengi makyaj masalarından. Yani tuvalet aynası da deniyor aynı zamanda. Bunu tabii ki ilk önce üstünü budak tekniği çalıştık. Sonrasında eskitme uygulamaları yaptık. Biliyorsunuz şu an eskitme revaçta. Altını komple tek bir renge boyadık. Çok fazla üzerinde teknik var şu anda ama hani yüzeysel olarak anlatabileceğim transferler kullandık. İşte yaldızlar uyguladım. Ve en sonda kulplarını değiştirdikten sonra zaten bambaşka bir hava katmış oluyorsunuz. 40 senelik bir konsol bu. Eski oyma konsollardan. Yine komple bir renge boyadım. Ondan sonra onun üzerine işte yeşiller, onun üzerine yaldızlar ekledim. Eskitme zaten kaçınılmaz. Eskitme tekniği muhakkak var ve üzerine zaten budak tekniği yapıp yine eskitme uyguladım. Bu şekilde çok çok modern, aynı zamanda da spor, şahane bir mobilya haline geldi. Yani yine diyebiliriz ki çok çok az bir bütçeyle şahane bir mobilya elde etmiş oluyoruz.